geride manasını verdiğimiz için sadece özetliyorum o zaman. Eyyül emdeyle efdalu eşerona eşerona lezî sallallahu lena hududahu bi nefsihi ve nesaha minhuma erada bi ilmihi ve etemme hu bi haythu la yestatî'u l-insu vel-cinnu an yenkusu harfen minhu l-indibatihi ala kulli zamanı ve mekanı ve adem mücafatihi li-eyy haletin min halatil insan em şerâ'ihuhu. Evet. Yani işte bu bizim şeriatımız ki Allah-u Teala bu şeriatı bir nefsini kendisi bizim için yol olarak çizmiştir. Bundan yani ilmiyle murad ettiğini nesk etmiştir ve tamamlamıştır bu şeriatını hem de öyle bir şekilde ki ne insan ne bir cin ondan bir harf yapmaya şey yapamaz. Yani bu gücü yetemez. Çünkü bu şeriatımız her bir zamana ve mekana mutabık olduğu için, uygun olduğu için ve insanın hallerinden hangi halde olursa olsun yani hiçbir halde yani muhalefet etmediği için işte bu şeriatımız bizim bu sıfatlarla mesul olan şeriatımız mı daha üstündür, efdaldir? Em yoksa şimdi başlıyoruz resmimize. Em yoksa şerai'u diniyetin uhra diğer dini şeriatlar daha hayırlıdır. Öyle dini şeriatlar ki harrafe tahrif etti ha onu kühanuha falcıları. Falcılar ne yaptı? Falcılarının tahrif etmiş olduğu diğer şeriatlar bu daha hayırlıdır. وَنَسَخَ وَنَسْخَدْتَ الْوُجُودُ الْوُجُودُ mevcudiyet neyi ahkâme ha o şeriatların hükümlerini ne yaptı? نَسْخَدْتِ بِحَيْفِ şöyle ki يَسْتَحِيلُ muhal oluyor نَا الْعَامُ لَا amel etmek biha onunla amel etmek o ahkam o şeriatların amel etmek muhal oluyor yani mümkün olmuyor. Niçin? لِبُنَا فَاتِحَا o şeriatlar zıt olduğu için. Neye? لِمُقْتَضِيَاتِ الْحَيَاتِ الْبَشَرِيَةِ beşeri hayata, hayatın gereğine, muktazasına zıt olduğu için. مِنْ كُلِّ وَجْهِنْ her yönde. Bu mu hayırlı yoksa bu mu hayırlı? Tabii ki birincisi hayırlı değil mi? Evet. Tarif-ül neshi, neshin tarifi lügaten, lügat bakımından, dava istilahan ve istilah bakımından, din bakımından neshin tarifi. En neshu nesih kelimesi lügaten lügat bakımından yeti gelir. Bir maneli izal etti. İzal etmek, yok etmek manasına gelir. Takulul Arab, bu Araplar der. De ki, der ki nesehati şemsu zille. Nesehat neshette şemsu güneş neyi zille gölgeyi. Yani ezalet, izale etti. Hu o gölgeyi. Böyle demek. Ve minhu kavluhu ta'ala. Yine Allah-u Teala'nın kavli şerifi de bunlardır. فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ فَيَنْسَخُ izale eder Allah Allah neyi ma o şeyi ki yurtdayı atıyor şeytanı şeytana atmış olduğu şeyleri Allah-u Teala izale eder اَيَّانِ يُزِيلُهُ onu şeytan attığı şeyleri izale eder dar ve yurtdiluhu onu iptal eder. Evet yani nesih kelimesinin lügat cihetinden izale etmek manasına geldiğine misal vermiş oldu ve yetiği bu nesih kelimesi yine gelir lügatta bir manen nakli nakil manasında gelir nakletmek. Neden? Min mevdain ila mevdain bir mevziden başka bir mevziye. Nakletmek manasına gelir ki ve minhu kavluhum işte Arapların şu sözü bundandır. Nesehtul kitabe. Nesehtu naklettim. Nüsha yaptım yani. Naklettim. El kitabe kitabe. Yani nakaltu fotokopi. Evet. Nakaltu naklettim. Ma öyle bir şey ki fi o kitaptadır. Yani kitapta olanı kitap olan yazıdır yani. Yazılar naklettim. İlahi kitabın ahire başka bir kitap. Evet. Ve minhu kavluhu ta'ala yine Allah'tan kavluhu şu kavluhu şerifle bulunandır. İnna kunna nesensihu ma kuntu ta'amelun. Ne vakit biz kunna olduk nesensihu naklediyorduk. Ma öyle bir şey ki kuntu oldunuz ta'amelu yapıyordunuz. Yani siz yapmış olduğunuz amelleri ne yaptık? Kaydediyoruz. Kaydediyoruz yani. O, bu da bir nakildir değil mi? Amellerin, yapılan fiilin bir kitaba nakledilmesi. Ve yetti üçüncü olarak bu nesih kelimesi gelir. Mane tebdili, tebdil manasında gelir ki ve minhu kavluhu ta'ala Allah'tan şu kavli şerifi de bundandır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ beddelnâ ayeten mekâne ayetin. Ve izâ beddelnâ biz tebdil ettiğimizde, değiştirdiğimizde ayeten bir ayeti kelimeyi, mekâne ayetin başka bir ayetin yerine ama burada tabii ki nesih kelimesi geçmiyor. Beddellâ geçiyor. Bunun niçin almış olabilir musallif? Çünkü bu ayet-i kerimede nesihin istilahi delillerinden biridir. Gelecek arka sayfada. Ama nesih kelimesi yok burada. Bu manet tahvili
tahvil manasına da gelir. Ki ve minhu bundandır da tenasuhul mevarisi min vahidin ila vahidin. Mirasların tenasuhu, yani el değiştirmesi de bunlardandır. Min vahidin bir adamdan ila vahidin başka bir adam, başka bir kimseye. Evet. Tahvil yani el değiştiriyor. Ve hâzâ min haysil lugati ve hâzâ işte bu mana, yani şu zikrettiğimiz mana, min haysil lugati lugat cihetindendir. Ve emmâ fîşşer'i, şeriattaki manasına gelince, sonra o nedir? İntihâ'ul hükmü. Hükmün son bulmasıdır. Daha ve tebdiluhu ve o hükmün tebdili, değiştirilmesidir. Neyle bir hükmün, neyle bir hükmün ahire, başka bir hükmün. Fakat arrafeha, arrafehu muhakkak bunu bildi. El fukaha'u, arrafehu bunu bildirdi. El fukaha'u fakihler. Daha ve usuliyyune, usul alimleri. Neyle bir tarifatin, kethiratin, birçok tarifler ile. Ki nahtaru biz tercih ediyoruz minha onlardan ahsaraha en kısa olanı. Daha ve ecma'aha ve en derli toplu olanı. Ve o da nedir? Ma öyle bir şeydir ki kâle bir ruhu kim? İbnül Hacer'i, İbnül Hacib'i, İbn Hacib dedi. Evet. Ve o ma kâle İbnül Hacib, bu da İbn Hacib'in demiş olduğu şeydir. Hayse şöyle ki kâle dedi, fî tarifihi rahimahullah Allah'ına rahmet eylesin, tarifinde şöyle dedi. Nesk'e tarif ederken şöyle dedi. En nesk'ü nesk, o nedir? Ref'ul hükmü şer'i, şer'i bir hükmün kaldırılmasıdır. Neyle bir delilin şer'iyin, müteahhirin, daha sonra gelen şer'i bir delil ile. Daha sonra gelen şer'i bir delil ile, şer'i bir hükmün kaldırılmasına verilen isimdir nesk. Kâlallahu Teâlâ fî kitâbihil azîz, yüce kitabında, kıymetli kitabında Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. مَا نَسَخْ مِنْ آيَتْنَا مُنْسِحَا لَهْ بِخَيْرِ مِنْهَا اُمِثْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمَنَ اللّٰهَ رَحْبُ شَيْءٍ قَدِيرٍ مَا her ne şey ki nesek biz nesk etmiş isek min ayetin bir herhangi bir ayetten veya nünsi unutturmuş isek ha onu veyahut da nünsi terk etmiş isek ha onu nünsi unutmak manası verilirse unutmak size unutturmuşsak sahabe-i kiramın sözleri gelecek işte biz aklımızda çok ayetler vardı sureler vardı işte uyandığımız zaman da bunların bir şovunu unutturulduğu Mevla tarafından unutturulduğunu anladı diyor sahabe-i kiram bunun nünsi hakiki manası vardı veya nünsi burada İbn Abbas'ın aşağıda diyeceği gibi terk etmek manası yani nesk etmek veya nesk etmeyip kendi haline bırakmak manasında terk etmek veyahut da hükmünün terk edilmesi ma öyle bir şey ki nesh etmiş isek bin ayetin herhangi bir ayetine veya da nünsi unutturursak ha onu neti getiririz. Bir hayrın daha hayrısını bilha o ayetten veya da misliha o ayet gibisini getiririz. Elem ta'lem bilmedin mi ki ennallahu rabbel Allah ve lalâ bir şeyin kadir her şey üzere ziyadesiyle kadirdir bunu bilmedin mi? Dedikten sonra sebeb-i nüzul li ayetin neshi. Evet, sebebin nüzulü, nüzul sebebi, iniş sebebi, niçin? Le ayetin nesih'i, nesih ayeti için. Nesih ayetinin iniş sebebi. Ruhiye rivayet olundu ki, ender Yahude, kalu, ender Yahude muhakkak Yahudiler, kalu dediler li bazıhim, bazılarına, kim el bazı, diğer bazısı. Yani birbirlerine dediler ki, Yahudiler birbirlerine dediler ki, elâ te'acebûne, şaşırmıyor musunuz min emri Muhammed'in işinden dolayı? Şaşırmıyor musunuz ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ye'muru ashabahu bi emrin. Ashabına bir işi emrediyor. Şimdi sonra yenhâhu onları anhu ondan nehy ediyor. Buna şaşırmıyor musunuz? Ve ye'muruhum onlara emrediyor bi hilâfihi. O işin zıttını ve ye'mur diyor el yevme bugün kavlen bir söz. Ve erciyor dönüyor anhu o sözden ve herden yarın. فَمَا هَذَا الْقُرْآنُ Bundan söylemek de şunu kastediyorum. فَمَا هَذَا الْقُرْآنُ Bu Kur'an değildir. İlla ancak min kelamı Muhammedin. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem kelamındandır, sözlerindendir. Bunu kastederek söylüyor adam. Şaşırmıyor musunuz? يَقُولُ diyor hu onun مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ Kendi nefsi tarafından söylüyor. Yunan'da bu zıt oluyor. Bağlı bazısı o sözlerin bazısı bağlan bazısına. Sözlerin bir kısmı diğer bir kısmına ne yapıyor? Zıt oluyor. Deyince fenezelet el ayet-i kerimetü bu ayet-i kerime nazil oldu. Manasıh min ayetin ayet-i kerimesi redden
reddetmek için ala ala sefehihim, bunların aptallıkları üzerinden ve cehlihim, cahillikleri üzerinden efendim red olarak geldi. Neyle bu kavlihi tekaddeset esma'uhu, isimleri mukaddes olan Allah'ın kavliyle. Estaizu billah. مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ مِنْ نُسْيَهَا مِنْ خَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا اِلٰى آخِرِهِ yukarıda okuyup manası verdiğimiz ayet. Ne oldu? Nazil oldu. Ve مَا نُنْسِ نُنْسِ tabi aslında elsa yunsi nünsi idi. Cezim alameti olarak nünsi ye düştü sondan. Cezimdir yani o. Ve مَا نُنْسِهَا nünsiha kelimesinin manası ki onu söyleyeyim şimdi. Huve o nedir? Ma öyle bir manadır ki قَالَ بِلِهُ manayı kim dedi? Tercümanun Kur'ani İbn Abbas. Kur'an-ı Kerim'in tercümanı olan İbn Abbas, yani Abdullah İbn Abbas, Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah dedi. Ey yani, şimdi nünsi kelimesini tercüme ediyor. Ey yani, nütrik, terk edersek. Manasah min ayetin, bir ayet, bir ayet, öyle bir şey ki, manasah, eğer nesih etmişsek bir ayetin bir ayeti gelmeden evvelden nünsi yani nütrik terk etmişsek ha o ayetin terk etmişsek yani fela nübeddil değiştirmemiş isek ha o ayeti ve la nensi ve la nensah ve nesih etmemiş yani kaldırmamış isek ha o ayeti demektir. Böyle tercüme etmiş İbn Abbas. Yani o unutmak manası değil de diğer manayı. Terk etmek وَقِيلَ دَنْدِكِ هُوَ o nünsi kelimesi minen nisyan, nisyanlandır, unutmak manasındadır. Bir mane terki terk manasında, hani terk manasında unutmak, unutmak terk manasında unutma olunca bayağı unutturma buluyor yani. Zaten unuttuğunuz terk edersiniz. Tabii terk edersiniz. Ey yani neturuk ha onu terk etmiş isek, biduni tebdilin değiştirmek için direkt terk etmişsek yani.